Seyirciler, Çekmecik bölgesinde Çatalköy ve Esentepe belediyelerinin çok toplama alanı olan bölgede bildiğiniz gibi Cuma günü yangın meydana gelmişti. Bu yangın aynı gün 13 sıralarında kontrol altına alınmıştı. Ancak soğutma çalışmaları halen gördüğünüz gibi devam ediyor. Zira yangının ardından yangın kontrol altına alınsa da dumanlanma devam etmişti. Bugün de Girne İtfaiyesi, Girne Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleri yangına araçlarıyla müdahale ediyorlar. İtfaiye, Orman Dairesi ve sivil savunmanın yanında iki özel tanker ve iş araçları da burada soğutma çalışmalarına katıldı. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, belediye yaptığı açıklamada, bu durumun Güngör Atık Depolama Alanı'ndaki yangın nedeniyle çöp kabul edilmemesi ve çöpleri her zamankinden daha uzun tutmak zorunda kalmalarından kaynaklandığını belirtti. Hulusioğlu burada daha sağlıklı şartlarda hizmet verecek bir çöp toplama istasyonu oluşturmak için bir projeleri olduğunu ancak henüz tamamlanamadığını hatırlattı. Güngör'ün yeşil atık kabul etmemesi sebebiyle bu türdeki atıkları bertaraf etmekte de büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren Hulusioğlu, geri dönüşüm imkanı olmaması nedeniyle yeşil atıkları sağlıklı bir yöntem olmasa da toprağa kazıp gömerek bertaraf etmeye çalıştıklarını anlattı. Bunları yapabilmek, bu çöpü doğru bir şekilde toplayıp doğru bir şekilde geri dönüşümünü sağlayabilsek çöpün ne kadar az bir materyal olduğunu biliyoruz. Hayır, hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz çöpü yola atılan her şeyi çöp olarak kabul ediyoruz. Ve gelin görün işte dağlar, taşlar, her taraf moloz, evsel atıklar, efendim söyleyeyim mobilyalar, her şey, her taraf çöplük halindedir. O yüzden devlet oturup ciddi anlamda bununla ilgili bir yasal düzenleme yapması gerekir. Ve çevre dairesi, belediyeler, ilgili hangi kurumlar, kuruluşlar varsa buraya aktif bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor. Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu, vatandaşların ise çöplerin gelişi güzel yerlere atılmaması ve doğru şekilde ayrıştırılması konusunda duyarlı olmasını istedi. Belediyelerin hem ekonomik hem de yapısal güçlerinin artması için reformun şart olduğunu da kaydeden Hulusioğlu, 51'e 95 no'lu yasada şu anda çalıştığımız ve hedeflediğimiz noktaya çok yakınız. Belediyelerin %100 daha verimli çalışabileceğini öngörebiliyoruz dedi.